Merhaba arkadaşlar birçok kişinin bildiği maymuncuk virüsü peki nedir bu ve kimlerde bulaşıyor yine tüm ayrıntıları ile aktaracağız okulların uzaktan eğitime geçmesine etkiliyor mu kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın zaten şimdi gelin videomuza geçelim Birçok ülkede maalesef ki görüldü maymuncuk virüsü. Bununla birlikte eğer ki bu şekilde devam ederse uzmanlar yeni bir salgına, küresel salgına yol açabileceğinden endişeli. O nedenle eğer ki yeni bir küresel salgına yol açarsa okulların uzaktan eğitime geçmesi, okulların tekrardan kapanması anlamına geliyor. Hatta koronavirüsteki gibi ilk başlarda dönülmesi anlamına da geliyor. Yapılan açıklamaya göre son derece nadir görülen ve tedavisi olmayan, bakın altını çiziyoruz tedavisi de yok maalesef. Maymun çiçeği virüsü dünyayı tehdit etmeye başladı. Avrupa ve Amerika'da görülen vakalardan sonra uzmanlar küresel salgına dönüşmesinden endişe ediyor. Avrupa'da görüldü. Ve Amerika'ya da sıçradı. Şu anda da Amerika'da 9 ila 10 kişi olması lazım. 9 ila 10 kişi de Amerika'da da görüldü. O nedenle şu anda maymun çiçeği virüsü hızlı bir şekilde yayılıyor. Eğer ki bu yayılma ile devam ederse önümüzdeki aylarda küresel bir salgına neden olabilir. Aynı koronavirüs gibi. Umarız böyle bir şey yaşanmaz ama tabii ki baktığımızda duruma böyle bir şeyin yaşanma ihtimali de bulunuyor. O nedenle önümüzdeki süreçte ne olacak neler olacak bilemiyoruz ama okulların tekrardan uzaktan eğitime geçmesi daha kolay olacaktır. Çünkü artık okulların altyapısı uzaktan eğitime hazır. O nedenle bu da önemli bir gelişme. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.